Merhabalar, Hobilerim Örk kanalına hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir rengim var. Çok güzel bir model yapacağız. Yuvarlak büyük bir model çalışması yapacağız. Tek parça olacak. Ben sarı rengimi tercih ettim. Siz istediğiniz her renkle, istediğiniz her ip markasında modeli örebilirsiniz. Bu ip bir ip tanıtım videosu değildir. Sadece kullandığım ipleri sorduğunuz için söylüyorum. Ben Maxa iplerini kullanıyorum. Pamuk tipler, iplerin kalınlık numarası yok, hepsi standart. Sadece renk numaraları var. Benim rengimi örmek isterseniz hemen kaydedebilirsiniz. Ayrıca Hobilerim Örgü Instagram sayfam var. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Ben kamera açımı ayarlarken siz kanala abone değilseniz hemen abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Modelin orta kısmından başlayacağız. Sihirli halka ile yapacağız. Ben işaret parmağımı dolayarak yapıyorum. Bildiğiniz bütün yöntemleri kullanabilirsiniz. Benim gibi işaret parmağınıza da dolayabilirsiniz. Halkamın içerisinden geçiyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu benim ilk trabzanım. Tekrar halkama geri dönüyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Toplamda 21 adet üçlü trabzanla halkamın içerisini dolduruyorum. Evet, halkamın içerisine 21 adet trabzanımı yaptım. Büyük bir model yapacağız. Tane tane ve hızlı bir şekilde ilerleyelim istiyorum. 3 trabzan, 3 zincir çektim. Benim ilk trabzanım. Bir tane de arası için çektim. 4 tane. Hemen yanındakinden başlayarak trabzanımı yapıyorum. Bir zincir, bir trabzan. Alttaki 21 tane trabzanımı aralarda birer tane zincir çekerek tekrarlıyorum. Aralarda birer zincirle 21 trabzanımı tekrarlıyorum. İpimde böyle kirimiz varmış. Fark etmedim. Evet, ikinci sıramızı da tamamladık. Üçüncü sıra için ipimi şurada aralığa alıyorum. İki trabzan arasında. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Benim 2 trabzanım. 2 tane de arası için çektim. 5 tane. Aynı boşluğa bir trabzan daha yapıyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Bir yanındakine boşluğa bir trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. Tekrar bir trabzan yapıyorum. Şimdi 2 boşluğa bu şekilde 2 tane V oluşturdum. Geçişlerimde 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2. Hemen bir boşluk atlıyorum yanındakine. Tekrar bir trabzan. Arada 2 zincir. Tekrar aynı boşluğa bir trabzan. Hiç zincir çekmiyorum. Bir yanındakine. 2 zincir. Tekrar bir trabzan. Şimdi bu şekilde iki grup oluşturdum. Modelin etrafını bu şekilde dolanacağım. Her iki tane de bir boşluk atlayacağım. Geçişlerde iki zincir çekeceğim. Bu şekilde modelin etrafını dolanıyorum. Evet, modelin etrafını dolandım. Bu şekilde dolandığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane grup oluşturmuş oldum. Bir üst sıralara çıktığımızda daha net belli olacak. Hemen ipimi ara boşluğa alıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğa bir trabzan. Dönüşte ikinci, üçüncü zincirden birleştireceğim. Burada yine V'mi oluşturmuş olacağım. Hiç zincir çekmeden şöyle, hatta bir zincir çekeceğim. Buraya 2 V'nin ortasına bir trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir boşluğa tekrar V oluşturuyorum. Bir, iki zincir. Bir sonraki gruba geldim. Aynı şekilde. Bir, iki.
V'mi yaptım tekrar. Bir zincir çekiyorum. 2 V'min arasına bir trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir. 1, 2. Eğer bu geçişlerde çekmiş olduğumuz iki zincir gergin olursa bir artırabilirsiniz. Modeli bir sırada bu şekilde kuruyorum. Evet, sıramı dolandım tekrar. Bir üst sıradan kurmaya devam ediyorum. Yine ipimi ara boşluğa aldım. 3 zincir çektim trabzan için. 2 tane de arası için 5 tane. Aynı boşluğa yine bir tane daha yapıyorum. Buraya V'mi oluşturdum. Bir zincir, bir trabzan. Bir zincir, bir trabzan. Şimdi bir zincir, tekrar V'mi yapıyorum. Altta bir tane yapmıştık, iki yaptık. Bir üst sırada boşluğa, boşluğa, boşluğa yapıyoruz. Kenarlardan da artırmaya devam ediyoruz. Geçişte iki zincirimi çektim tekrar. İstiyorsak, mesela bakın bu sırada biraz toparladı. Bu geçişlerdeki zincir sayısını lütfen modelin duruşuna göre kendiniz ayarlayın. İki zincir. Bir zincir, bir zincir, bir iki, evet. Şimdi şuradan sayalım. Bir, 2, 3. sıramızı yapıyoruz. Hep başlara V'ler yapacağız. Aralardan da artırarak modeli genişleteceğiz. 8 sıra boyunca modeli bu şekilde genişletiyorum. Aynı şekilde 8 sıra boyunca modeli genişleterek kuruyorum. Sonra modeli kurmaya devam edeceğiz. Evet, orta kısmı kurulumunu yaptıktan sonra modellerde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra boyunca aynı şekilde kurdum. 2 zincir, 2, 3, 3, 4, 5 ve 5 şeklinde de zincir sayılarımı arada arttırdım. Buradaki geçişleri zaten kendinize göre lütfen ayarlayın. Hemen şu kameramızı netleştirelim. Hep başlardan bakın iki tane hep V'leri yapa 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 genişlettik. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane trabzanımız oldu kenarlar hariç. Bir üst sıradan kurmaya devam ediyoruz. Tekrar ipimi ara boşluğa alacağım. İpimi ara boşluğa alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Buradan yine artırmamı yapacağım. Buraya bir trabzan daha yapıyorum. Bir zincir, bir trabzan. Bir zincir, bir trabzan. Aynı şekilde bir sıra daha kurdum. Şimdi burada aralardan model çıkacak hanımlar. 3 tane zincir çekiyorum. Araya bir trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç zincir,
Tekrar bir sonraki dilime geldi. Bir zincir, bir trabzan. Sadece bu sıramızda ortalara birer tane trabzan yaparak dolanıyorum. Evet, sıramı tamamladım. Tekrar bir sıradan kurmaya devam edeceğiz. Artık artırma işlemimizi bitireceğiz. Eksiltme işlemine geçeceğiz. Burada bir üçgen oluşturduk. Bunu eksiltme işlemine geçeceğiz. Şimdi yine ipimi alt sırada olduğu gibi ara boşluğa alıyorum. Başlangıcımı taşıyorum. Buradan 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Buraya tekrar yapmıyorum. Hemen yanındaki boşluğa trabzan. Bir zincir, bir trabzan. Bir zincir, bir trabzan. Yine sona da bir tane trabzan yaptım. Artırmayı sonuna da yapmadım. Buradan 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ortada bir trabzanım var. 2 tane bu tarafına yapıyorum. 2. Bir tane ortadakini tekrarlıyorum. 3. 2 tane de bu tarafa yapıyorum. 4 ve 5. Şimdi iki model arasından buradan örnek çıkartıyoruz. Şöyle ışığımı keseyim. Tekrar üst zincir çekiyorum. Yine aralara birer tane trabzan yaparak ilerliyorum. Artırmayı tamamladık. Ortadaki kurulumuz bu şekilde olacak. Bir sırada böyle dolanıyor. Evet, sıra kurulumu tamamladım. Şöyle modelimi bıraktım. Daha net bir şekilde görün istiyorum. Bir üst sıradan tekrar kurmaya devam edeceğiz. İpimi yine ara boşluğa alacağım. Başlangıcımı şöyle kilitliyorum. İsterseniz böyle bir ilmekte taşıyabilirsiniz. Buradaki mesafenin geniş olmasını istemiyorsanız şöyle bir ilmek aldım ve kilitledim. Tam böyle orta kısımda oldu. Buradan tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Her boşluğa bir trabzan yaparak ilerliyorum. Bir zincir, bir trabzan. Bir zincir. Bir zincir, bir trabzan. Bir zincir, bir trabzan. Tekrar araları birer tane trabzan yaparak geldim. Tekrar üst zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Boşluktan yine iki trabzan artırması yapıyorum. 2. Alttaki iki trabzanı da yapıyorum. 1, 2. Yan yana 4 tane trabzan yapmış oldum. 2 zincir çekiyorum. Burada bir atlıyorum. Hemen 2
2 taneyi yapıyorum. 2 tane de buradan artırıyorum. 2. Şimdi şöyle bir bakalım. Tekrar üst zincir çekiyorum. Yine boşluktan başlayarak trabzanlarımı yapıyorum. Arada bir zincir, bir trabzan. Bir sırada modeli bu şekilde kuruyorum. Evet, sura kurulumumuzu yaptık, tamamladık. Bir üst sıra için tekrar ipimi ara boşluğa alıyorum. Buradan 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine trabzanlarımı yapıyorum. Her sırada bir trabzan eksiliyor. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kaldı. Üst zincir çekiyorum. Şimdi buraya bir trabzan yapıyorum. Şimdi buradan bir model daha çıkartacağız. Burada bir model çıkarttık. Tekrar üst zincir çekiyorum. Bu sefer 1, 2 trabzan atlıyorum. 1, 2, ortaya bir tane yapıyorum. 3, 4, 5 tane trabzan yapıyorum tekrar. Şimdi şöyle bakalım. Burada bir desen çıkarttık. Tekrar üst zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Buraya bir trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3. Şimdi burada bir tane desen çıkarttık. Bir üst sırada buradan model çıkartacağız. Buradan çıkartacağız. Bir tane de bu ortadan çıkartacağız. Bu ortadan çıkartmayacağız. Kenarlardan çıkartacağız. Bir sıra kuralım. Bir üst sıradan kurmaya devam edelim. Evet. Sıramı tamamladım. Bakın bir tane model yaptım. Bir üst sırada iki tane yapacağım. Burada da dilimlerim her sırada bir tane trabzan eksilecek. Şimdi tekrar bir tane daha kuralım. Sonra ben yukarıda trabzanın kalana kadar modeli kurmaya devam edeceğim. Hemen ipimi ara boşluğa alıyorum. Buradan tekrar 4 zincir çekiyorum. Trabzanlarımı yapıyorum. 1 zincir, 1 trabzan. 1 zincir, 1 trabzan. Bir zincir. Eksiltme işlemi buradan yaptım. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Bu bir trabzanımı 2 tane bu tarafından artırıyorum. 2 tane de bu tarafından artırıyorum. Yine 5 tane trabzanımız oldu. Burada olduğu gibi
modelin ikinci sırasında olduğu gibi. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Buraya bir trabzan yapıyorum. Bu benim geçişimi kolaylaştırıyor. Hem de tam ortadaki trabzan üzerine denk getirdim. Tekrar 1, 2, 3. Bir de iki bölüme ayırmış gibi oluyor modelin o kısmını. 2, 3, 4 ve 5. Bir, iki, üç. Trabzanlarını yapıyorum. Şu şekilde bir görelim. Şimdi bu modelimi bitirdim. Bunu da bitireceğim. Yukarıda burada bir tane kalana kadar model ara modellerimi yapacağım. 3 tane olabilir diye düşünüyorum ama bakalım oraya kadar bir kuralım. Sonra modeli kurmaya devam edeceğiz.